Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. 1. İzzettin Keykavus. 1. Gıyasettin Keyşürev'in büyük oğludur. Babası 1196 yılında tahtı kardeşi 2. Rukneddin Süleyman'a bırakıp yaklaşık 9 yıl süren gurbet hayatına çıkmak zorunda kaldığında oğulları Keykavus ile Keykubad'ı da yanında götürdü. Süleyman Şah'ın ölüm üzerine tarafların davet ve desteğiyle yeniden Selçuklu tahtına oturan 1. Keyşürev, Keykavus'u melik unvanıyla Malatya'ya gönderdi. Onunla birlikte Malatya'ya giden babasının hocası Mecduddin İshak, idari işler ve öğrenimini tamamlama konusunda kendisine yardımcı oldu. 1. Gıyasettin Keyşürev ölünce devlet erkanı Konya'da toplanarak sultanın en büyük oğlu olduğu için Malatya Meliki İzzettin Keykavus'un Selçuklu tahtına çıkarılmasına karar verdi ve Kayseri'ye gelmesi için kendisine ulak gönderdi. Keykavus Sivas ve Kayseri arasındaki şarkışla da karşılandı. Biat, yas ve tahta çıkma törenleri Kayseri'de yapıldı. Ancak Kayseri'den Konya'ya hareket edileceği sırada sultanın kardeşi Tokat Meliki Alaaddin Keykubad'ın saltanat davasıyla ortaya çıktığı ve şehre doğru gelmekte olduğu haber alındı. Alaaddin Keykubad şehri kuşattı. Çok geçmeden Erzurum Meliki Muksittin Tuğrulşah ile Ermeni Kralı 2. Leyan da kuşatmaya katıldı. Meselenin savaşla halledemeyeceğini anlayan devlet adamları diplomatik yola başvurdular. Kayseri Subaşı Celaleddin Kayser para ve değerli hediyelerle Ermeni Kralı 2. Leon'a gönderildi. Celaleddin Leon'a geri döndüğü takdirde kendisine 1200 müt tahıl verileceğini, işgal ettiği Ulu Kışla Ereğli ve Karaman'a ona ait olacağını bildirdi. Leon bu teklifi kabul edip ülkesine döndü. Eyüp hükümdarı El Melikül Eşref'in Keykavut tarafından yardımına çağrıldığını duyan Tuğrul Şah da gizlice Erzurum'un yolunu tuttu. Yalnız kalan Erzurum Meliki Muktiddin ve yeterli kuvveti bulunmayan Keykubad muhasarayı kaldırarak Ankara Kalesi'ne sığındı. Keykavus Konya'ya ulaştığında tekrar tören yapılmış ve şenlikler bir hafta sürmüştü. Keykavus'un hocası İsa'nın tahta çıkışını Abbas halifesi Nasr Nidillah'a bildirmek üzere Bağdat'a gönderdi. Halife ona sultanlığını tasdik eden bir meşhurla bir Fütüvvet çalvarı gönderdi ve Fütüvvet teşkilatına alındığını bildirdi. Bu sırada İznik İmparatoru Theodoros Laskaris, Keykavus'un tahta çıkışını kutlamak, Gıyasettin Keyşrev'in Alaşehir seferi dolayısıyla bozulmuş olan münasebetlerini düzeltmek ve barış yapmak üzere bir elçi yolladı. İmparatorun barış teklifini kabul eden İzzettin Keykavus, bunu bildirmek ve babasının naaşını getirmek üzere Atabey'i Emir Seyfettin Ay Aba'ya İznik'e gönderdi. İmparator Laskaris ile görüşen Ay Aba dönüşte Alaşehir mezarlığına geçici olarak gömülmüş olan Sultan Gıyasettin'in naaşını da getirdi. Daha sonra Alaaddin Keykubad'ın üzerine yürüyen İzzettin Keykavus Ankara Kalesi'ni kuşattı. Erzakı azalan Alaaddin Keykubad kendisinin ve halkının canına dokunulmaması şartıyla teslim oldu ve Malatya yakınlarındaki Minşar Kalesi'ne hapsedildi. Keykavus onu öldürmek istediyse de hocası Mecduddin İshak buna engel oldu. Bu yıllarda Antalya hala Frankların elinde bulunuyordu. Gıyasettin Keyşrev'in öldüğünü duyan Antalya Rumları şehirdeki Türkleri katlederek Antalya'nın idaresini ellerine geçirmişlerdi. Ancak Sultan Antalya'nın geri almasının yerine Sinop'un fethine girişti. Elinde esir bulunan Trabzon Rum İmparatoru 1. Alexios Komnenos'u da yanına alarak Sinop önlerine vardı. 1. Alexios'un serbest bırakılması ve gitmek isteyenlere izin verilmesi şartıyla şehri teslim edeceklerini bildiren Sinoplular isteklerini kabul edilmesi üzerine şehri sultana teslim ettiler. Ertesi gün İzzettin Keykavus Alexios ile bir antlaşma imzaladıktan sonra onu ülkesine gönderdi. Trabzon Rum İmparatorluğu bu tarihten 1243 yılındaki Köse Dağı yenilgisine kadar Selçuklu Devleti mekbu tanımıştır. Sinop'un fethi Abbasi halifeliğine ve komşu devletlere fetihnamelere bildirdi. Sultan bu başarısı üzerine Es-Sultanül Galip unvanını aldı. Sinop bundan sonra Selçuklu ticaretinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Öte yandan Ermeni kralı Leon kendisine bırakılan şehirleri elinde tutamayacağını bildiği için onları Hospitaller şövalyelerine vermek istiyordu. İzzettin Keykavut Sinop seferinden sonra harekete geçerek bu şehirleri geri aldı.
kral da ciddi bir mukavemet gösteremedi. İzzettin Keykavus daha sonra Antalya üzerine yürüyüp burayı Kağra'dan ve denizden kuşattıktan sonra Rumlardan Frankların eline geçen şehirleri aldı ve subaşılığına Emir Mübarezzettin Ertokuş'u verdi. 1216 yılında Ermenilerle Haçlıların arası açıldı. Sultan Keykavus bu fırsatı kaçırmayarak Ermeni kralı Leon'un ülkesine yürüdü. Tahkim edilmiş Çinçin ve Haçin kaleleri şiddetli mücadelelerden sonra fethedildi. Ardından Keban kalesi önüne Selçuklu ordusu Ermeni ordusuyla karşılaştı. Ağır bir yenilgiye uğrayan Ermeni ordusunun bir kısmı esir alındı. Bu tutsaklar arasında birçok Ermeni soylusu da vardı. İkinci Leon zengin armağanlarla birlikte elçi göndererek sultandan barış imzalaması ricasında bulundu. Sultan bu ricayı kabul etti ve barış antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre sınırlardaki bazı kaleler Selçuklulara verilecek. Ermeni kralı sultanı metbu tanıyacak ve her yıl 20 bin altın gönderecekti. Buna karşılık sultan da bir menşurla Leon'un Sis-Kozan hakimiyetini tanıdı. Sis'te basılan paraların bir yüzünde sultanın adı yazılı olduğu gibi yine orada onun adına hutbe okunmuştur. Ermeni krallarının Selçuklu sultanlarını metbu tanımaları Kösedağ bozgununa kadar sürmüştür. Aynı yıl Kıbrıs kralı ile bir ticaret antlaşması imzalandı. Bu başarılardan sonra sultan Antalya'ya gitti. 1217 kışını orada geçirdi. Ertesi yıl Mengücüklü hükümdarı Fahrettin Behram Şah'ın kızı Selçuk Hatun'la evlendi. İzzettin Keykavus son seferini Halep üzerine yaptı. 1216 yılında Halep Eyyubi hükümdarı El-Melikül Zahir Gazi'nin vefatı üzerine yerine çocuk yaştaki oğlu El-Melikül Aziz tahta çıkmıştır. Bu hükümdarla Halep Melikliği'nin varlığını sürdüremeyeceği düşüncesi ve İzzettin Keykavus'un beraberiyle Eyyubilerin Sümeysat hakimi El-Melikül Eftal Ali Halep Melikliği'nin başına getirildi ve kendisiyle bir anlaşma yapıldı. Ancak bu anlaşmada Telbaşir'in kendisine değil Selçuklu emirlerinden Nasreddin'e verilmesi Eftal de Sultan'ın Halep'i kendisine vermeyeceği şüphesini uyandırdı. El-Melikül Aziz'in Atabey'i olan Şehabettin Tuğrul da El-Melikül Eşref'ten yardım istedi. Bu sırada Selçuklu ordusunun Sivas Subaşısı Behram Şam kumandasındaki 4000 kişilik öncü kuvveti Sultan'ın başında bulunduğu ordunun merkez kolundan epeyce uzaklaşmıştı. Sultan'ın uzakta olduğunu haberini alan El-Melikül Eşref Selçuklu öncü kuvvetine saldırarak ağır bir yenilgiye uğrattı. Behram Şah esir alındı. Bunu öğrenen İzzettin Keykavus El-Melikül Eşref'le savaşmayıp geri döndü. Hıyanet ettiklerinden şüphelendiği bazı emirleri Elbistan'la bir eve doldurarak evi ateşe verdi. Daha sonra El-Melikül Eşref'ten öç almak için hazırlanmaya başladı. Bu amaçla Amit Artuklu hükümdarı Mahmut Nasruddin ve Erbil hakim Müzaffereddin Kökbörü ile ittifak yapan sultan ordusuyla Malatya'ya geldiği sırada hastalandı ve Malatya civarındaki Viranşehir'de vefat etti. Naaşı Sivas'a getirilerek burada inşa ettirilmiş olduğu Darüşşafa'daki türbesine defnedildi. 1. Keykavus, Karadeniz'in en önemli ticareti, limanı, Sinop'un fethedilmesi, güneyin aynı önemindeki limanı Antalya'nın geri alınması, Ermeni ve Trabzon krallıklarının vergiye bağlanması gibi önemli başarılar kazanmış. Bu başarılar Selçuklu Devleti'nin gücünü ve itibarını arttırmıştır. İzzettin Keykavus zamanında ekonomik gelişmeye paralel olarak çok sayıda medrese, kervansaray ve hastane inşa edilmiştir. Bunlardan Sivas'taki Darüşşafa'nın günümüze ulaşan vakfiyesine göre tesis aynı zamanda bir tıp mektebi olarak da hizmet vermekte. Burada tabipler, cerrahlar ve göz hekimleri çalışmaktaydı. 1217 yılında inşa edilen Darüşşafa'nın vakıfları arasında Sivas'ta 70 dükkan, Ereğli'de 30 dükkanla birçok köy bulunmaktaydı. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz.